Efendim herkese günaydın. Haftanın son işlem gününde saatlerimiz onu gösteriyor. Günlerden cuma. Önce konumuza ilişkin az sonra buradayız. Sağlıklı hayatta bugün bel fıtığı ve omurilik hastalıklarını konuşuyoruz. Bel fıtığı neden oluşur? Omurilik hastalıklarının belirtileri nelerdir? Tüm sorularınız ve cevapları için beyin, sinir ve omurilik uzmanı operatör doktor Mustafa Eraz stüdyo konuğumuz. Evet efendim, az sorumuzda da sizlerle birlikte izledik. Beyin, sinir ve omurilik cerrahisi uzmanı, yardımcı doçent doktor Mustafa Eraz hocamızla birlikte bel ve boyun ağrılarının boyun ve bel fıtığına giden hikayelerini sizlerle birlikte dinleyeceğiz ve öğrenmiş olacağız. Dünden kalan konumuzun devamında efendim telefonlarınızla birlikte değerli hocamıza bugün bol bol soru yöneltmiş olacağız. Ama değerli hocamızın sizler adına ve ekibim adına öncesinde hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk efendim. Hocam, hadi ekibinize merhaba diyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Öncesinde ekibimizle birlikte çok şıksınız. Onu söylemek istiyoruz hocam. Ay çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir hanımlarla beraber şık olmayı tercih ettim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi günümüzde hocam mevsim geçişlerinde hep dile getiriyorsunuz siz uzmanlar. Mevsimine göre giyinin, aman dikkat edin, spor hareketlerinden kaçının. Özellikle yoğun iş temposunda da doğal olarak da bir yerden bir yere yetişmeye çalışırken ani hareketlerde de bulunabiliyoruz. Özellikle yolculuk esnasında. Aslında İstanbul'dan merkez stüdyolarımız efendim yayınımızı yaptığımızda da bir yerden bir yere yetişirken de ayakta yolculuk esnasında saatlerce de kalabiliyoruz. Bu da omurga sistemini siz uzmanlar bozduğunu dile getiriyorsunuz. Peki nasıl korunacağız? Bel ve boyun ağrıları hepimizin yaşadığı bir aileye gelmeyen sağlık sorunlarının başında geliyor. Eğer dikkat etmezsek de bel fıtığına, boyun fıtığına kadar da gidebilir diye uyarıyorsunuz siz uzmanlar. Peki bel ve boyun ağrılarını boyun fıtığından, bel fıtığından nasıl ayıracağız hocam? Şimdi sabah kalkar kalkmaz hep gözlem yapmak lazım. Sabah kalktı, eviniz hiç şeyiniz oldu mu, evcil hayvanınız? Olmaz mı? Tabii. Evet. Onlar sabah ilk kalktıklarında ne yaparlar? Bir esneme hareketiyle güne stretching başlıyorlar. Stretching yaparlar, evet. Köpekler ve kediler. Evet. Dolayısıyla stretching yapacağız. Sabah kalkar kalkmaz stretching yapacağız. Çünkü ısınmadan güne başladığımız zaman otomatikman soğuk hava adelleri kasacak ve ani ters bir harekette bel ağrıları, sırt ağrıları, boyun ağrıları, omuz ağrıları ve omurilik ağrıları olacak. Yani demek ki önce stretching yapacağız. Şimdi yoğun iş temposunda kulağımı da ekip arkadaşlarım diyor ki işe geç kalmamak için bir 5 dakika daha uyuyalım, saati de kapatalım derken işe geç kalıyor gibi hemen hazırlanıp hareketleri bile yapamadan güne başladığımız oluyor diyorlar. Bu da tabii ki vücuda hazırlık yapmadan ani risk sağlık sorunları başlayabilirin alarmı da geliyor olabilir mi? Tamam, katılıyorum ama bir 10 dakika ayırabiliriz diye düşünüyorum. Yani çünkü o yine aynı şekilde gözleme bakarsak hayvanlar üzerinde bir 10 dakika, 5 dakika hayvanlar bir stretching yapıyorlar. Dolayısıyla ben kendim açımdan 6'yı çeyrek kala kalkıyorum ve bir 10-15 dakika her gün stretching yapmaya çalışıyorum. Hele yaş ilerledikten sonra bel ağrıları zaten sırt ağrıları toplumda son derece yaygın. %90 sırt ağrıları ve bel ağrıları, omurga ağrıları gözüküyor toplumda. Bunun yıllık insidansı %4'lerde her yıl. %4, 100 kişiden 4 kişi bel, sırt ve omurga ağrıları çekiyor. Hele yaş ilerledikçe biz buna dejeneratif omurga diyoruz. Yani yaşlanan omurga. Nasıl vücudumuz yaşlanıyor? Omurgamız da yaşlanmaya başlıyor. Bu normalde 50 yaşından sonra bütün omurgalar yaşlanıyor. Ama siz sigara içiyorsanız, kötü besleniyorsanız, işte spor yapmıyorsanız, yaşam şekliniz böyle sedenter, pek hareket etmeyen, masa başında ve koltukta oturaraksa, dolayısıyla bu 30 yaşlara kadar da düşüyor. Son yapılan şeylerde artık hele gençlerde bu televizyon karşısında, internet karşısında gençler çok sık oturduğu için bu 20 yaşlara kadar da omurganın yaşlanması başladı. Hareketsiz yaşam o zaman, evet, en büyük risk faktörü, evet, diyebiliriz. Şimdi gelen telefonlarınızda efendim az sonra merak ettiğimiz canlı yayında buluşturacağız ama kas ağrılarıyla ilgili çok fazla gelen sorularımızın cevabını diyelim. Kas ağrıları neden olur hocam? Şimdi bunlar iki tip var. Lumbar strain diyoruz biz buna, yani gerilme. İşte bu kas ağrıları genellikle bu bel ağrılarının büyük kısmı kas ağrıları ve faset ağrıları. İşte omurgamızı ısınmadan başladığımız için güne, dolayısıyla ani bir ters hareket, işte soğuk havalar tabii bunu daha çok artırır. Ani ters bir hareketimizle ısınmadan başladığımız için adeliler gerilir ve adelilerin içinde ağrıya duyarlı reseptörler var. Dolayısıyla ani gerildiğinden dolayı şiddetli ağrı duyarız. Halbuki adelimizi ısındırırsak, hiç değilse üzerimize sıkı bir şey giyinsek, yani bu hareketleri yaparken soğuktan kendimizi korursak özellikle bu havalarda,
bu adel ağrıları çok daha az olacak. Şimdi yine efendim gelen sorularınızda boyun tutulması ile ilgili çok fazla sorularınız ve özellikle boyun kütletmeleri, bel kütletmeleri, parmaklarımı kütletmezsem rahatsız oluyorum diye gelen sorularınızın cevabını alın. İleride bir sıkıntı yaratabilir mi hocam boyun kütletmesi ile ilgili ya da vücudu kütlettim, rahatladım deyip aslında yanlış bir şey mi yapıyoruz? Tabii, çünkü ben hep böyle yanımdakilere çok şey oluyorum. Çünkü sonuçta o kütletme nedir? Bir eklemin diğer eklem üzerinde sıyrılması. Dolayısıyla bunlar da eklem dejenerasyonu daha erken yaşlarda başlayacak. Ve şu vücuda şöyle bir mekanizma vardır. Daha doğrusu doğada böyle bir mekanizma vardır. Siz bir şeye zarar verirseniz ilk başınıza dert olacak şey odur. Siz ilk mesela dizinizi vurun, ileride problem çıkaracak. İlk ekleminiz o dizinizdir. Kolunuzu vurursanız ileride problem çıkaracak kolunuzdur. Çünkü bir travma orada bir dejenerasyonu tetikliyor ve orada ilerliyor. Dolayısıyla bu tip böyle kıtlatmalı dediğimiz halk arasında bu tip şeyleri yapmamak lazım. Boyunda da böyle yapmamak lazım. Çok yanlış bir şey. Ancak o stretching'de bazı egzersizler var. Onları yapmak lazım. Boyun için, bel için. Son derece basit. Ben hep aynı konuya geliyorum. Evet. İnanın 5 dakikanızı almaz. Yani sporcular maçlara çıktıkları zaman ısınmadan maça başlarsa ne oluyor? Sakatlanıyorlar. Biz bunu sakatlığı boyun ağrısı, sırt ağrısı olarak alıyoruz. Lifimiz atmıyor belki ama çünkü futbolcu kadar performansımızı yüklenmiyoruz performansımıza. Ama ne oluyor? Bel, sırt, boyun ağrıları olarak bize geri geliyor. Evet. Şimdi efendim telefonlarınızı merak etmeyiniz. Rejidek ekip arkadaşlarımız alıyor ama kalça kaymasıyla, kalçayla ilgili düştüğüm ağrılarım var. Tedavi olmam için şu an değerli hocamı dinliyorum. Bel ve boyun ağrıları diyorsunuz ama kalçayla ilgili hasarlanmalarda da tedavi yöntemleri zor mudur diye gelen sorularınız. Şimdi tabii kalça dediği zaman kalça ağrıları, şimdi yaşını bilmiyorum arayan kişinin, bayan ve erkek. Fazlalık olduğu için her yaş grubu, bayanlar ve erkekler hocam. Tabii yani özellikle kolun femoris, benim branşım dışı ama. Kolun femoris kırıkları, bunlarda çok dikkat etmek lazım. Yani kırabilir. Özellikle yaşlı insanlarda, evet. Steroid tedavisi uzun süre kullananlarda, kanser tedavisi görenlerde, yine çok böyle oturarak hareketsiz bir yaşam sürenlerde bu ve güneş çok çıkmayanlar, D vitamini almayanlarda, yoğurt beslenme rejime dikkat etmeyenlerde çok kolay kırılabilir. Yani inanın mesela bayanların şeyi olarak, kemik erimesi bayanların olarak biliniyor. Biz hastalarımızı erkeklerde de çok sık görüyoruz. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki erkeklerde kemik erimesi çok sık rastlanıyor. Yani kırılabilir tabii. Bu bacakta olabilir, düştüğünüz yere bağlı. Bir bacak yük taşıyan bir şey. Tek eklemizi vücudumuzun 1/3 ağırlığı biniyor. Yani bir kalçamıza işte 80 kilogramsak 1/3 ağırlığı tek kalçamıza biniyor. Vücut öyle bir statik yapısı var ki dağıtmış böyle omurga geliyor leğen kemiğinden kalçalara dağıtıyor. Her bir omurgamıza 1/3 biniyor. Bakın ne kadar muhteşem bir yapı. Dolayısıyla o yük binen bir yerde siz eğer kemiğinizi zayıflatırsanız ters bir harekette bir eşeğe takılmada veya işte kışın buzda kaymada tabii ki kıracak veya zarar görecek. İlk önce bunu çıkartmak lazım. İkinci bir şey de adel ağrılar olabilir. Üçüncü bir şey bel fıtıkları bazen yansıyan ağrıları kalçaya vurabilir. Dördüncü bir şey özellikle yaşı çok ileri ise tümör etiyolojisini muhakkak ekarte etmek lazım. Tümör o altında tümör olabilir. Oraya şey yapabilir. Karın içi alt özellikle alt batın tümörleri oraya yansıyan ağrıları olabilir. Yine enfeksiyonlar özellikle bu erkek tip epididimit, kadınların yine serviks, yumurtalık şeyleri yine böyle yansıyan ağrılar vurabilir. İdrar yolu enfeksiyonları kalça kasağı vurabilir. Yani önemli bir şey ağrı. Yani evet. Ağrı deyip geçiştirmemek lazım. Şimdi efendim çoğunluk adına ben yine sizler adına sorayım. Canlı yayında merak etmeyiniz. Tekrar anons ediyorum. Canlı yayında değerli hocamıza buluşturacağız ama kuyruk sokumundaki ağrılarınızın bele kadar vurması, ayaklarınıza kadar vurması, parmakları etkilemesi, yürüyemez hale geldiklerinizi ekip arkadaşlarıma yazdırıyorsunuz. Özellikle belirtileri biz değerli hocamızla tamam. Paylaşalım. Siz de hocam soralım hemen. Belirti anlamında nedir özellikle? Kişiye göre değişir mi? Bel ve boyun fıtığındaki belirtiler nasıldı? Tabii değişebilir. Herkesin ağrı eşiği farklı. Yani ben çok ufak bir ağrıya çok büyük tepki gösterebilirim. Tabii psikolojik durumlar bunu agreve eder, artırır. Yani psikolojik durum çok rahatsa küçük, büyük bir ağrıyı bile duymayabilirim. Ağrının ağrı eşiği birinci olarak. İkinci olarak tabii ki semptomlar önemli. Özellikle gece ağrıları, hareketsizlik ağrıları daha çok
dejeneratif omurgayı akla getirdiği gibi tümör ağrılarını, enfeksiyon ağrılarını, işte vücudun alt batın beldeki ağrı konuşursak alt batın enfeksiyon ağrıları, tümör ağrıları olabilir. Özellikle ileri yaşlarda ilk akla gelecek şeylerden biri tümör akla gelmeli. Karın içi organların tümörleri özellikle buraya metastaz yapma, sıçramaları akla gelebilir. Tabii hanımefendinin söylediği iki bacağını yayılan artı bu otururken mi oluyor, yürürken mi oluyor bilmediğimiz için eğer bu ağrı yürürken oluyorsa tabii ki altta bir bel fıtığı patolojisini akla getirebilir. Yine dar kanal patolojileri, omurilin dar kanal patolojileri akla getirebilmeli. Yatarken, otururken oluyorsa kalça ağrıları olabilir. İki taraflı kalça problemleri olabilir. Koksartroz dediğimiz. Yine bel fıtığı problemleri yine otururken olabilir. Çünkü eski fıtıklar bu tip belirtiler verebilir. Tabii burada hastanın kliniği, muayenesi, yaşı, kadın erkek olması... Bunlar altında yatan şeker hastalığı gibi, sigara içmemesi gibi bu tip hastalıklar altında başka patoloji olması önemli. Peki iğne tedavisi etkili midir bunda ya da fizik tedavi? Nasıl bir tedavi yöntemi diye gelen sorularınızla efendim cevabını dinleyelim. Şimdi bir kere tedaviye başlamadan evvel nedenini bulmamız lazım. Genellikle bizim yanlışımız şu oluyor. Semptomatik tedavi yapıyoruz. Hastalar özellikle gecikmiş geliyor. Yani tedavi bu bel ağrılarının %85'i 90'ı ilaçla geçebiliyor. Medikal tedaviye yanıt veriyor. Yani %80-90'ı geçiyor bunların. Bunların bel ağrılarının ancak %1'i bel fıtığına bağlı veya %3'ü 1 ile 3'ü arasında bel fıtığına bağlı. Bunların 85-90'ı medikal tedaviyle geçiyor. Ama hasta bu ara bu semptomlara bakarak kendi tedavi alırsa işte bir demin dediğim hadi bel fıtığı belki akut fazda işte böyle ayaklar kuvvetsizlik filan onun da ciddi bel fıtığının da ciddiyete yol açabilecek bazı tabloları var. Onu ekart edersek özellikle tümör, enfeksiyon bunları ekart etmek açısından semptomatik tedavi ve ağrıya dönük tedavi değil. Önce en yakındaki bununla uğraşan fizik tedavi, beyin cerrahı, ortopedi gibi doktorlara gidip muayene olması lazım veya işte bu artık aile hekimleri de var. Bunlara muayene olup araştırılması lazım altındaki nedenler. Bulunmadı. Tamam bu denebilir ki işte gerilme ağrısı veya zorlama ağrısı. Bunlar tamam ağrı kesici verilebilir veya diğer tedaviler verebilir ama alttaki etiyolojiyi bulmak lazım. Şimdi yine gelen sorularınızda meslek hastalığı olabilir mi? Özellikle de ağır işlerde çalışıyoruz. Ayağıma yine vuran, koluma vuran ağrılar var diye gelen sorular var hocam. Meslek hastalığı diyebilir tabii, miyiz? Tabii. Evet. Meslek hastalığı var. Genellikle mesela bel fıtığı hep böyle ağır kaldıranların hastalığı gibi farz edilir. Halbuki oturanların hastalığı. Mesela yapılmış çalışmalar var. Uzun yol şoförlerinde bulunmuş en sık. Çünkü nedir? Uzun süre oturuyor ve titreme yolların o şeyi, çukurları veya şeylere bulunmuş. Tabii uzun süre oturanların hastalığıdır genellikle bu tip ağrılar. Şimdi tabii ki eğer çok ağır, düzensiz kaldırma veya işte böyle ani boş bulunup bir hareket yapıyorsa, bir şey kaldırıyorsa tabii kişinin karakter yapısı da önemli. Bazıları çok tez canlı. Nefes almadan hareket yapıyor. Bunlar daha adele kasılmasını emir gelmeden adellere, kasılacaksın adele diye emir gelmeden aniden bir hareket yaparsanız daha adele korumayı almadan, çünkü adele koruyor. Vücut statik yapı, kemik torbası. Onu ne yapıyor? Onu adeller ve ligamanlar tutuyor. Daha adele o tutmaya bırakmadan siz ani bir şey yaptığınızda ne olacak? Diskinizin üzerine yük binecek, evet. Eklemin üzerine yük binecek ve ağrılar başlayacak. Evet. Peki ağrılar başladığında da koruma altına alamıyorsak da o zaman işte sıkıntılar başlıyor demektir. Sıcak etkili midir? Özellikle ağrılarım olduğunda sıcakla faydalı diye ben en azından kaplıca yanılmıyorsam rejideki arkadaş. Evet. Kaplıca ile sıcak suyla ilgili turlara gittiğim oluyor diye gelen sorularınız var. Faydası var mıdır ya da yan etki yapar mı hocam? Şimdi şöyle diyelim. Bir kere sıcak mı yapacağız, soğuk mu yapacağız? Genellikle yaşlılığa bağlı dejeneratif olaylarda yani kronik ağrı dediğimiz bu 3 aydan fazla süren ağrılar. Bunlarda sıcak faydalı oluyor. Kaplıca. İşte mesela omurga ağrıları. Dejeneratif omurga ağrıları. Bu osteopeni dediğimiz veya artroz dediğimiz ağrılarda sıcak faydalı. Bir yalnız şeylerde akut olmuş. Mesela ters bir hareket yapmışsınız. Çok şiddetli bel ve adel ağrınız olmuş. Sıcak zararlı.
Bunlar da 24 ile karışık en fazla 72 saate kadar uzanan soğuk tatbikat yapmamız lazım ağır uzanan bölgeye. Daha sonra da sıcak yapabilirsiniz. Çünkü ödem şeyi ani veya kanama vardır. Siz sıcak yaparsınız ödem olmuştur adalede veya kemikte. Siz sıcak yaparsınız bunu artırırsınız. Zararlı olabilir. Yani ani başlayan bir ağrı da sıcak yerine sıcak yapmayıp soğuk da demiyorum ama hiçbir şey yapmayın. Hemen bir doktorunuza gidin. Bunun ne olduğu araştırılsın. Ama mesela yaşlı teyzeler var, beyefendiler var veya bu kronik bu ağrı çekenler var. Sıcak tabii ki bunlara faydalı. O zaman çünkü eski ve dejenerasyon ağrılarıdır bunlar genellikle. Bunlar da sıcak tabii ki faydalı. Peki hasta geldi. Sizin mesleki kariyerinizi binlerce artık kocaman bir aileniz evet. var. Hepsinde hikayesi fazla ve canı yanıyor doğal olarak da. Ve bir an önce de o sağlık sorununu aşması gerekiyor. Her yaş grubunda mutlaka var değil mi hocam? Çünkü biz yetişkinlerde derken çocuk yani genç yaşta da bel fıtığıyla karşılaşan gençleri de görüyoruz. Bu spor yapanlarda da çünkü gelen sorularınızda da öyle. Ne kadar spor yaparsam yapayım değerli hocamı dinliyorum. Kilom da yok. Ama bel fıtığıyla tanıştım diye gelen sorular var hocam. Tabii çok güzel bir soru. Şimdi bir kere biz belimizi kullanmayı bilmiyoruz. Belinin kullanma sanatı var. Bel bir denge organıdır. Bel hiç zaman yük kaldırmaz. Yani bel biz eğer 4 yük kaldırmak için belimiz o şekilde programlansaydı biz 4 ayaklı olurduk. Biz belimiz denge organıdır. Düşmemek için belimizi ayarlayan, vücudumuzun o ağırlık merkezini ayarlayan bir denge organı. Yükü taşıyan ne? Adeleler. Bacak ve kol adeleleri. Biz eğer belimize yük bindirirsek yük taşımak için tabii ki o kardeşimiz ne yaptığını, hangi spor yaptığını bilmiyorum. Muallak ağırlık sporu kaldırıyor veya ağırlık çalışmaları yapıyor. Onu eğer milli sporcuları veya bu işi profesyonelce bilen bir ekipten veya bundan yardım alarak spor yapsaydı bel ağrısı sağ olmazdı. Bir de hep aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Isınma adellerinizi ısındırma. Yani stretching. Onu yapmadan aniden spor yaparsanız veya işte çalıştığınız ortamın ısısı da önemli tabii. Soğuk bir ortamda adelleriniz daha geç ısınacağından. Tabii ki böyle şeyler olabilir. Bel fıtığı olabilir. Bel fıtığı çok küçük yaşlarda da artık görmeye başladık maalesef. Evet. Çünkü bir obezite yani özellikle bu fast food beslenme şeyi. Evet. İkinci bir şey de bu televizyon ve kompütür başında oturma, onlarla çok oyalanma, hareketsiz yaşam çocuklarda da çok fazla. Kendimizi korumak için beslenme ne kadar çok önemliyse spor da çok çok önemli. Değerli hocalarımız hep bütün programlarda bugün dedi. Mustafa Eraz hocamız mutlaka hareketli yaşam ve sağlıklı beslenmeyi vurgulayan hocalarımızdan. İzledi hocam telefonlarımızı almaya başlayalım. Tamam. Hanım Çelik Mersin hemen size merhaba diyelim. Mersin'den bize ulaştınız duyabiliyor musunuz çok efendim? Çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun. Hoş geldiniz. Bir de benim... Böyle omuzdan ağrı, evet. bel kemiğim ağrı, hiç beni uyutmuyor yatakta. Şimdi kaç yaşındasınız efendim? Vallahi 74-75 varım. Şimdi şöyle, evet. bu sizin tarifiniz dejeneratif omurgaya uyuyor. Evet. Dolayısıyla burada doktorunuza, uzmana gidip, bunun nedeni, yani bu hareketle geçiyor mu ağrılarınız? Yürüyünce geçiyor mu ya hareket edince? Dizlerim geçiyor, yapamıyorum hareket. Evet. Dizlerimde siyatik var. Her tarafım arızalı, ne diyeyim yavrum be. Şimdi tabii ki hep şey söylüyoruz ama ilk önce muhtemelen bir kemik yoğunluğunuza baktırın. Bir, kemik yoğunluğunuza baktırın. İki, özellikle bazı kan tetkikleri yaptırın. Çünkü anladığım kadarıyla ses tonunuzdan... Eğer yanlışsam lütfen beni affedin. Yaşınız biraz ileri gibi ses tonunuzdan. Evet. Muhakkak bazı kan testlerinizi yaptırmanız lazım. Altta demin de söylüyorum. Tümör olabilir. Tamam siz diyeceksiniz ki 3 yıldır var, 4 yıldır var. O zaman başka. Ama yeni başlamış ağrılar için, özellikle hareketsizlik ağrıları için onlarda hareket etmeden de her şekilde ağrı olabilir. Özellikle kan tetkikleri yaptırın. Muhakkak altta yatan diğer patolojiler, şeker patolojileri, tiroid patolojileri bunları ekarte ettirin. Böbrek rahatsızlıklarınız varsa bunları ekarte ettirin. Böbreğimde bir şey yok Allah'a şükür. Çünkü şekerim de yok, bir tansiyonum var. Şimdi tabii ki maşallah yani çok güzel. Yalnız şey bu tansiyonunuz tamam önemli değil.
Ama özellikle kemik yoğunluğunuza bir baktırın. Bazı kan tetkikleri var, bunlara baktırın. Yani bazı patolojiler var. Özellikle şeyi bozar, kemik yapıyı bozar. Tiroidlerinize bir baktırın. Tiroid hastalıkları çok sık gözüküyor. Biz tesadüfen, ben artık alışkanlık benim kendi alanımda da çıktı. Özellikle grip gibi bazı enfeksiyonlar direkt tiroidlerimizi tutuyor ve hormon salgılanmamızı engel oluyor. Dolayısıyla bunlar bütün metabolizmayı bozuyor. Yani vücudun temel yapı taşı tiroid hormonları. Bunlar eksik olduğu zaman kemikleşme, doku iyileşmesi, işte bu ağrılar, bunların hepsi ortaya çıkıyor. Yani ne olur doktorunuza gidin, bir muayene olunsun, filmler çekilsin, kan tetkikleri yapılsın. Muhakkak bir nedeni vardır. Gerekirse diyebilir ki o zaman tamam, işte hanımefendi siz şu ilaçları alacaksınız ama sizin muhakkak şu adellerinizi çalıştırmanız lazım. Şu egzersizleri yapmanız lazım. Çünkü mesela Kurtuluş Savaşı'nın yeni yıllarında ortalama ömür 45'miş. Şimdi bakıyoruz kadınlarda 78, erkeklerde 76. Ömür uzuyor. Ama omurga yaşlanıyor. Bu yabancılara bakın. Yabancılar spor yapıyorlar, egzersiz yapıyorlar. Bizim maalesef insanımız eskiden tarlada, bahçede çalışıyordu. Şimdi o da bitti. Apartman dairelerine, evlere mahkum kaldık. Park da yok etrafta. Dolayısıyla insanlar daha çok hareketsiz bir yaşam sürüyor. Dolayısıyla yaş da ilerledi, yaş da uzadı. Ne oluyor? Omurga yaşlanıyor ve bu sırf ağrılar başladı. Muhakkak bir gidin, ilk önce bir doktorunuz testleri yapsın. Daha sonra bir fizyoterapi uzmanına hareket egzersizler verilmesi lazım. İşte hareket etmeniz lazım. Yani sadece doktor yardımıyla ilaç değil, biraz siz çaba göstermeniz lazım. Yani kendi doktorunuz kendiniz olması lazım. Mersin'e sevgiler, saygılar efendim. Kilo varsa kiloyu atacağız. Zor mu hocam yürüyerek? Tabii. Sağlıksız besleniyorsak mutlaka kilo önemli değil. Evet ama kilo önemli değil. Kilo hep bizim bu Türkiye'de çok yanlış oluyor. Şimdi adeleli bir kişi ağır çeker, kiloludur. Ama yağı olan bir kişi daha az kiloludur. Burada önemli olan kilo yağ endeksi. Yani yağınızın oranı. Yağı eriteceğiz. Mesela göbek varsa göbeği eriteceğiz. Karın, göbek çevremiz önemli. İşte bu metabolik sendromlar var. Mesela göbek çevresiyle artık takip ediliyor. Bunların kadınlar için 96, erkekler için 104 santim. Bunların üzerinde ise metabolik sendrom oranı çok yüksek oranda gözüküyor. İşte şeker hastalığı, tansiyon hastalığı, kalp hastalığı gibi. Göbeğimiz çevresini eriteceğiz. Yani hareket edeceğiz. O zaman karın bölgesi büyüdüğü zaman hastalıklar gelebilir uyarısı yapabiliriz. Evet. Tabii. Şimdi bakın, vücut statik bir yapı. Boynumuzu yandan bakın. Burası arka, buraya ön olsun. Servikal bölge, boyun bölgesi, sırt bölgesi, lomber bölge, kuyruk sokumu. Helezon yay gibi. Yani yukarı bir ağırlık merkezimiz var. Bunlar belirli eklemlerden geçer ağırlık merkezi. Ayaktayken de iki ayağımızın arasına düşer. Siz göbeğiniz olduğunda, bu hamile hanımlarda olur, bel ağrıları çekerler. Bunlar normaldir. Şimdi böyle bir yapıda göbeğiniz öne doğru çıktığı zaman bir eve balkonu 3 metre balkon koymaya benzer. O balkon durur mu? O balkon yıkılır. Statik yapı değişiyor göbek ortaya çıkınca. Bütün ağırlık merkezleri belirli eklemler üzerine yapılmış veya o şekilde programlanmış. Siz ağırlık merkezini başka eklemlere yüklerseniz o eklemin görevi yük taşımak için değildir. Bu sefer ağrılar oluyor. Onun için vücudumuzu tamam, kilo yağ endeksi önemli ama spor yapmamız lazım. Eğer kambur duruyorsak yine ağırlık merkezini öne kaydırıyoruz. Bu sefer sırtımız ağrıyor. Evet. Vücut bu sefer boynu geriye doğru ittiriyor. Bu sefer boynumuzun o çukurluğu fazlaşıyor. Boyun ağrıları çekiyoruz. Yani önemli olan o statik yapıyı bilmek. Aynı binanın statik yapısı gibi adalelerimizi hazır tutmak, onları 80 yaşında da olsak, 30 yaşında da olsak, 40 yaşında da olsak spor yapmak. Şimdi bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan da gelen maillere bakıyorum efendim. Fazlasıyla bugün izleyicilerimiz çoğunlukta ve canlı yayına bağlanamadıklarının sistemlerine ediyorlar ama ben buradan sadece hocamla sohbet etme şansım oluyor. Ama
Ahmet Bey Trabzon'dan bize ulaşmış. Kendisine merhaba diyeceğiz. Sizler de düşürme şansın efendim. Bir saat boyunca süreniz var. Şansınız varsa zaten sizler adına gelen ortak cevaplarda hocamızla buluşturuyor soruları ama gelemeyenler de merak etmeyin. Mail yoluyla dolaşın hocam. Sizlere soruları birlikte cevaplandırma şansımız olacak hocamızla. Ahmet Bey Trabzon'dan duyabiliyor musunuz? Ahmet Bey, evet, hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı cumalar. Sağ olun, çok teşekkürler. Trabzon'a da sevgiler, saygılar. Şanslısınız efendim. Maillerde, Twitter'larda diyorlar ki biz neden düşüremiyoruz? Sizin gibi şanslı olsunlar. İnşallah düşürme imkanı da onların da olacaktır. Dinleyelim efendim sorunuzu, buyurun. Ben hocama şey dedim. Ben yaklaşık 2 yıl önce omurlu fesi getirdim. Yani transfer milliyet. Evet. Hocamız yani biliyor. Ben 2 ay yani bu sol taraftan feş geçirdim. Ben fizik tedavisi aldım 4 ay. Ayağa kalktım. Fakat bende şu var. Kronik ağrı var. Gitmedim, hocalar kalmadı. Yani bu sol kolumdan yani bastığı ne diyemize bir temas etmeyecek. Yani kronik yani ağrılarım çok var benim. Yani bu ne yapmam gerekiyor? Yani bir kaplıcalar iyi mi gelir? Yani çok aşırı ağrım var yani. Şimdi efendim geçmiş olsun diyeyim ilk önce. İyi günler dileyim size de Ahmet Bey. Şimdi tabii hayırlı cumalar da dileyim. Şimdi tabii maalesef demin ben ilk başta demiştim. Darbe yediğiniz şey artık eskiye dönmek çok zor. Ama burada sizin ağrılarınızın sizin hayatınızı engel olmayacak şekilde tutmak lazım. Şimdi o ağrılar hangi, nereye yayılıyor, hangi dermatoma yayılıyor, ağrılar hangi hareketle mi oluyor, öne eğildi mi, arka eğildi mi oluyor, bunları detaylı filmlerle, çünkü sinirler aynı kaplanın desenleri gibi belirli dermatomlardan çıkar omirlikte. O belki bu geçirdiğiniz darbeye bağlı olarak veya işte kırığa bağlı olarak o foramenlerine bir tanesinde tıkalıdır şeyler. Kemik sıkıştırmıştır sinirleri. Bunlara bakmak lazım. İkinci bir şey, demin söylediğim gibi vücudun statik yapısına bakmak lazım. O darbeden sonra belki kamburluğunuz artmıştır. Belki belinizin çukurluğu artmıştır. Lordoz diyoruz biz buna. Bunlar artmıştır. Hangi bu statik yapıda nereye var? Ne ağırlık merkeziniz nereye doğru kaymış? Bunlara bakıp bunlarla ağrı yapılabilir, tedavi edilebilir. Araştırılması lazım. Yani gidin doktorlarınıza. Artık bunu çok vakıfız yani bu tip şeylere. Biliyoruz yani olduğunu. Yani fayda görür. Tabii ki bazı şeylerde hiçbir şey fayda etmiyor. Kaplıcaların tabii ki faydası var sizin gibi hastalara. Ama yeni yeni tedavi modaliteleri var. İşte bu ağrı pompaları veya işte traktografiler, bu ağrı ile ilgili bir sürü cerrahiler var, işlemler var. Özellikle beyin cerrahisinin bu ağrı ile uğraşan arkadaşlarımız var. Bunları giderebilecek prosedürler var. Yani dayanabilecek kadar ağrıyı ulaştırabilecek arkadaşlarımız var. Bunlar ağrı üzerine çalışan arkadaşlarımız var. Yeter ki doktorlarla iletişim halinde. İletişim halinde. Evet. Efendim devam edeceğiz. Kısacık bir aramız, daha sonra buradayız. Sağlıklı hayatta bugün bel fıtığı ve omurilik hastalıklarını konuşuyoruz. Bel fıtığı neden oluşur? Omurilik hastalıklarının belirtileri nelerdir? Tüm sorularınız ve cevapları için beyin, sinir ve omurilik uzmanı operatör doktor Mustafa Eras stüdyo konuğumuz. Evet, kısa bir aralardan tekrar birlikteyiz. Bel ve boyun ağrılarına ilişkin değerli hocamızla kaldığımız yerden konuşmaya devam ediyoruz. Özellikle gelen sorularınızın çoğunluğu efendim özellikle neden özellikle diyorum. Geceleri sizi uykunuzdan uyandıracak ağrılarınıza çözüm nasıl olabilir? Hocamızın var mıdır bize alternatif önereceği, sıcaktan bahsediyor. Evet dinliyoruz ama vakitsizliğimiz de var yoğun iş temposunda. Sosyal yaşantımızda inanılmaz ağrılar çekiyoruz. Neden geceleri çok ağrılar var diye sorularınızın cevabını dinleyelim hocamızdan. Şimdi demin biraz bahsetmedim. Belki biraz bahsettim ama yani iltihabi hastalıklarda geçen romatizma hastalıkları da ekart etmek lazım. Çünkü özellikle bu gece ağrılar, özellikle genç bayanlarda romatizmal hastalıklar çok sık gözüküyor. Yani bunları muhakkak romatizmal yönden de hem biyokimya tetkikleri, kan tetkikleri hem de bu görüntüleme yöntemleriyle romatizmal hastalık olup olmadığını ekart etmek lazım. Yani o bu tip ağrılar romatizmal olsun, enfeksiyon olsun, tümör olsun, dejeneratif olsun. Bu tip ağrılardır. Ama hareketli olan ağrılar bel fıtığı,
Veya işte bu zorlamaya bağlı ağrılar, işte adel ağrıları, faset ağrıları, faset eklem ağrılarıdır. Gece ağrıları çok araştırılması lazım. Özellikle romatizmal hastalıklar apayrı bir şey. Ve romatizmal hastalık çıkıyor çoğunda, yani atlanıyor. Peki gündüz o kişi kendinde belki de ağrının derecesini %50 hissetmiyor. Geceleyin çok ağrını %80-90'lara kadar hissetmesi, gece vücudumuzun daha tamamen artık dejenere olduğundan mıdır ya da yorgunun artık ifadesi dinlen işareti midir? Tabii, çok doğru, çok iyi bir gözlem. Biyolojik ritim diye bir şey var. Yani hormonlar belirli aralıklarla salgılanıyor. Mesela kortizol hormonu sabah 5'te en az olur. İşte genellikle ölümlerde sabaha karşı olur, kalpten ölümler. İşte melatonin hormonu gece 11'den sonra salgılanır. Şimdi biyolojik ritim var. Fakat bunun haricinde bunlar bize patolojik olaylar. Bir de patolojik olmayan psikososyal olaylar da olabilir. Yani stres, problemler, yalnızlık, sosyal pozisyonlar. Bunlar gece çünkü insan kendini dinlemeye başlar. Kendine baş başa kalıyorsun. Baş başa kalıyor. Evet. Sessizlik vardır ve düşünmeye başlar. Beyin daha çok çalışıyor. Evet. Evet. Dolayısıyla bu tip ağrılar hissedilebilir. Yani hiçbir şey bulunamıyorsa da bunların psikolojik kökenli de olabilir. Yani bayağı bir araştırmak lazım. Bu şey ağrıları, hareketsizlik ağrıları, özellikle gece ağrıları psikolojik durumdan nörolojik duruma, romatizmal hastalıklardan, tümöral patolojiler, enfeksiyonlara kadar, yaşlılık, hipoaktivite yani hareketsizlik ağrılarına kadar değişik bir yelpazede araştırılması lazım. Şimdi o zaman hocam siz anlatırken bir yandan da ben hızlıca düşünmeye çalışıyorum. İzleyicilerimizle de canlı yayında bağlantı kurmak için bir yandan da yönetmenimi dinlemiş oluyorum. Şimdi o zaman geceliğin kendine baş başa kalıyorsun. Fazla bu çocuğun ne olacak okulu diye düşünmüyoruz. Yükümüzü maddi manevi fazla aldığımızdan mı? Elektrik, su, doğalgaz, kirayı ödeyemedik. Eyvah işe geç kalacağım, şu ödemeler ya da program akışını ne yapacağım? İşimdeki aksamaları nasıl toparlayabilirim? Yani kafamızda bir sürü kurgunun yapmış olduğu neticede artık beyin yorgunluk olarak ağrıya mı çeviriyor? Tabii. Bir kere biz yattığımız odamıza çok ihtimam etmiyoruz. Biz genellikle misafirin geldiği veya işte mutfakta ya o tip şeylere çok ihtimam ediyoruz. Bir kere odamızın havadar olması lazım. Yani beynimize yeteri kadar oksijenin gitmesi lazım. Çünkü yeteri kadar oksijen gidecek ki bu adelelerde olan laktik asit veya işte oksijenin olmadığı ortamdaki metabolizma sonucunda ağrılar olabilir. Yani beyin odamıza iyi oksijen gidecek. Çünkü iyi oksijen giderse aerobik metabolizma olacak. Dolayısıyla bu tip ağrılar falan biraz azalabilir. Yani bir odamızı havalandıracağız. Uyku haline oksijen. Getireceğiz. Evet, oksijen. İkinci, odamızın mümkün olduğu kadar yatağımızın şeyi önemli. Şimdi ben yaşım olarak sizden şeyim. Daha ileriyim. Dolayısıyla biz hatırlıyoruz. Yün yataklar vardı ve onlar senede bir kere attırılırdı ve güzel dikilmesi lazım. Şimdi yün yatağı havalandırılırdı. Evet, yazdan yazı. Yazdan evet, yazı. Evet. Şimdi bunlar da artık yapılamıyor. Hattatlar yok. İşte bu tip şeyler çok meşakkatli ve artık evlerimizin pozisyonunda bunları yıkama falan derdi yok. Dolayısıyla bir kere yatağımızın iyi bir yatak olacak. Ortopedik yatak olacak. İkinci bu. Üçüncü bir şey de bizim yatağa girdiğimiz zaman dünyanın sorunlarından uzaklaşmamız arınmak lazım. Arınmamız lazım. Çünkü hayat uyumak yeni bir başlangıç ertesi sabah. Yani biz bir gün önce soruya bırakacağız. Bütün dertlerimizi yeni bir güne nasıl başlayacağız? Dinç olarak çıkmamız lazım. Onun için de ya bunu psikolojik destek alacağız ya işte yatmadan evvel işte çay, kahve, işte yemek mesela biz yiyor yatıyor böyle toplum. Yani 3-4 saat evvelden yemek lazım. Çay, kahve gibi şeyleri çok fazla tüketmemek lazım. Sigara içilmemesi lazım. Bunları arındırıp gerekiyorsa psikolojik destek alıp bizim uykumuzu çok iyi uyumamız lazım. Eğer burun boğaz hastalıkları varsa bunları kesinlikle tedavi etmemiz lazım. Eğer gece horlamaları, işte burunda bozukluklar, bu yeteri kadar oksijen alamazsınız. Şeyinize, dokularınız yeteri kadar oksijenle beslenemez. Dolayısıyla sabah kalktığında dayak yemiş gibi kalkarsınız. Aslında özetleriniz hocam, günün özeti, hayatın efendim yükünü uyurken atacağız. Bunu anlıyoruz değerli hocamızdan. İzninizle devam edelim hocam. İzmir'den de Metin Bey hatta mısınız? Evet hattayım. Hoş geldiniz. Buyurun efendim, sizi dinleyelim efendim. Şimdi benim sormak istediğim şuydu. Bu dirseklerde tenisçi hastalığı deniyor galiba. Evet.
Bunun belirli aralıklarla kortizon iğnesi yapılıyor. Herhalde hocam da biliyordur. Evet. Kortizon iğnelerinden sonra yapılacak herhangi bir şeyin olmadığını söylediler. Ameliyat olmanız gerekiyor dediler. Yani bu ameliyatın da ileride herhangi bir faydasının fazla olmayacağını söylediler. Galiba öyle anlamıştım. Evet. Yani anadan doğmuş gibi olmaz da biraz rahatlama olur falan dedi galiba o hastanedeki doktor beyefendi. Evet. Kimi doktor da hiç tavsiye etmedi. Yani bu tenisçi hastalığının ameliyatla da bir çözümü olmadığını söylediler. Evet. Yani çözüm olarak kendisini öneriyor acaba ne yapmamız gerekiyor? Yani bu dirseklerde ikisinde de var yani sağ sol kolda. Meslek hastalığı sanırım bu da. Çünkü bizim yaptığımız işle alakalı bir şey. Sürekli kol öyle kırık vaziyette çalışıyoruz yani. Havada kalıyor böyle. Evet. Yani kendisini önereceği şey ne acaba? Yani ameliyat olalım mı yoksa başka bir tedavi yöntemi var mı? Yani iğne vuruldu zaten dediğim gibi belirli aralıklarla kortizon iğnesi. Faydasını gördünüz mü? Pek olmadı gibime geliyor yani. Çünkü yani belirli bir süre böyle geçiyordu sanki. Ondan sonra İşle alakalı herhalde. O çalışma pozisyonunda kaldığı sürece tekrar yine devam ediyor. Çok şiddetli ağrı yapıyor yani bu. Metin biraz Bey, da böyle dirsek sanki dirsek kemiği böyle dışa doğru çıkıntılı gibi. Hocam da bilir belki de. Yani işte doktor beyefendi de bize hastanede oranın temizleneceğini falan söyledi ama defte. Ama aynı işi yaparsanız bu tekrar eder dedi yani. Ne yapmamız gerekiyor acaba? Hatta kanız belki hocamın soruları olabilir size. Buyurun hocam. Şimdi tenisçi, EMG yapılmıştır tahmin ediyorum değil mi beyefendi? EMG sonucunda EMG denilen elektromiyografi yapılmış mıydı? Yapıldı. Yok öyle herhangi bir şey yapılmadı. Sadece kortizon iğnesiyle yani size sinir ileti çalışması yapılmadı mı? Yok. Şimdi bir kere yani. Bence eksik olan bir şey var. Çünkü elektrofizyolojik çalışmalar yapılması lazım. EMG diyoruz biz buna. Yani tenisçidirse bu kolun forehand backhand dediğimiz şu rotasyon hareketlerinde şu iç tarafta bir kemik var. Elinizi hissedersiniz. Biz medial epikondil diyoruz. Onun hemen arkasında bir çukur vardır. Ulnar oluk diyoruz. Orada ulnar sinirin sıkışması neticesinde oluşan bir hastalık. Bu genellikle 1,5 parmağa yayılan uçukluklar ve ağrılar yapar kolda. Yukarı doğru da yayılabilir. Şimdi eğer bu kortikosteroid yapıldıktan sonra hala geçmemişse tabii ki cerrahi yapılacak. Cerrahiden evvel buranın bir filmini çekilmesi lazım. Elektromiyografi yapılması lazım. Yani sinir ileti çalışması yapılması lazım. Onun sonucunda cerrahi sınırlar içerisindeyse sinir ileti çalışması cerrahi yapılabilir. Cerrahi faydalı da olur. Özellikle ağrıda çok faydalı. Ama uyuşukluk falan varsa sizin sinirinizde ulnar sinir bölgesine uyan dermatomuna bunlar geçmeyebiliyor. Yani ben kendi annemde de halamda da onları ben işte uyuşukluğu var. Hala geçmeyecek, geçmedim ama 6 ay sonra geçti. Ben de rahatladım. Çünkü ağrıyı unuttu. Hep uyuşukluklar oluşuklar. Halbuki uyuşukluk en son geçiyor. Yani cerrahide uyuşukluk en son cevap veriyor ama ağrı geçer. Çok geçmiş olsun efendim. İzle sevgiler, saygılar. O zaman sizler adına sormuş olalım. Boynunda, kolunda, ellerde, belinde, daha doğrusu iskelet sistemimizde ağrı varsa tetkik, tedavi aşamalarında neler uygulanması gerekiyor? Birlikte dinleyelim. Buyurun hocam. Şimdi bir kere akut ağrıda biz genellikle hiçbir şey önermiyoruz. Evet. Akut ağrı dediğimiz olay nörolojik hasar yok. Yani mesela kuvvet kaybı yok, uyuşukluk olabilir veya olmayabilir. İdrar ve büyük abde değişiklikleri yok. Oturak saddle anestezi diyoruz. Biz oturak bölgemizde uyuşukluk yok. Bunlar yoksa sadece medikasyon, ilaç yani 4 günü geçmeyecek yatak istirahat. Yatak istirahat kastımız iş yapmamak ama tuvalete ve yemeğe tabii yiyecek. Ama normalde yemek ve yani fizyolojik ihtiyaçları hariç hiçbir şey yapmamak. Vücudu yormayacak. Yormak. Evet. Bu 4 günlük istirahat, medikasyon, ilaçlarla bu geçer. Evet. %85-90 geçiyor bunlarla. Ama uzamışsa yani işte ikinci aydan sonra uzamışsa eğer ağrılar yine varsa özellikle bel ağrısı değil de bir bacağa doğru yayılmışsa veya boyunda değil kollara doğru yayılmışsa veya diğer söylediğim işte o trak yeri uyuşukluğu, idrar mesane değişiklikleri veya kuvvet kaybı veya ilerleyici duyu kaybı. Bunlar varsa o zaman ileri tetkikler. Bir, ilk önce röntgen. Eğer acil bir durum yoksa ama iki bacak tutmuyor, çok şırı kayfa, idrar büyük kaptı o zaman direkt MR.
ve acil cerrahi varsa patoloji. Ama yoksa direkt röntgen çekilecek. Hasta gençse, bu inaktive ağrıysa, işte gece yatarken ağrı var, hareketsizlik ağrısı ise muhakkak kan tetkikleri, romatizma tetkikleri yapılması lazım. Eğer yaşı ilerirse kemik yoğunluğu, işte kadın erkek, bunlar tetkik yapılması lazım. Eğer beyefendinin dediği gibi kolla böyle bir ağrı varsa özellikle sinir ileti çalışmaları yapılması lazım. Eğer baktık onda da bir şeyler bulduk, daha ileri tetkikler var. Tomografi var, MR var, röntgenin bazı tetkikleri var. Hatta bu artık yeni yeni sintigrafik tetkikler var. Eğer daha evvel geçirdiği bir tümör ameliyatı olmuş, sırt ağrısı, bel ağrısı var. Muhakkak buna ileri çalışmalar yapılması lazım. Metastaz olabilir, tümörün sıçraması olabilir. İnanın yani hiçbir şey yok. Meme tümör ameliyatı olmuş, 10 yıl geçmiş, doktor diyor ki hiçbir şey yok memenizde. 10 yıl sonra kemiğe sıçramış vakalar gördüm ben. Vertebraya sıçramış. Yani çok dikkatli olmak lazım ve araştırmak lazım. Yani ilk önce sevgi vermek lazım. Yani işimizi iyi sevmemiz lazım. Yani bir hastamız geldiği zaman ona nasıl ben buna yardımcı olabilirim? Bu hastaya nasıl ben ne şey yapalım? Bakacağız, araştıracağız. Tamam bir şey yok. O zaman diyeceğiz ki hastaya sizin bu ağrılarınızın nedeni sizin yaşlanan omurganızdır. Sizin duruş bozukluğunuzdur. Sizin hareketsiz yaşam stilinizdir. Öneriler yapacağız. Siz şunu şunu yapmanız lazım, bunu yapmanız lazım. O zaman o hastanın sorunu artık. Evet. Peki hocam devam edeceğiz. İzninizle Mükerrem Hanım hatta mısınız, size de hemen merhaba diyelim. Evet. Hoş geldiniz canlı yayında. Değerli hocamızla birlikte dinliyoruz. Buyurun. Evet. Güley Hanım, öncelikle böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Herkese faydalı olduğunu düşünüyorum. Mustafa Hocam'a da sevgiler, saygılar. Mustafa Hocam'a ben ameliyat oldum. Üçüncü kez oldum. Evet. Ellerine, yüreğine sağlık diyorum. Bel fıtığı ve boyun problemi olan bütün kişilere hiç düşünmeden gözü kapalı Mustafa Hocam'a teslim olabilirler diyorum. Gerçekten ameliyat sonrası ben ilk bir ve ikinci ameliyattan sonra psikolojik olarak çok çöküntüye uğradım. Evet. Ben kimle görüşüyorum? Üçüncü ameliyatta acaba yine aynı şeyleri yaşayacağım mı diye bayağı bir tedirgindim ama Mustafa Hocam sayesinde bunların hepsi gitti. Çok teşekkür etmek için aradım. Ellerinize sağlık hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bu güzel şeyle. İnşallah layıkıyla bundan sonra layık olmaya çalışacağım aslında. Sağ olun, çok teşekkürler. Hocam şimdi izleyicimiz dedi ki ikinci, üçüncü ameliyatımı yanlış anlamadıysam tekrarlama olasılığı var mıdır sorusu akıllara geliyor. Ya da yanlış vücudu kullanmaktan mıdır ameliyat sonrasında kendisine kişi dikkat etmediğinden dolayı mı ikinci ya da üçüncü istemediğimiz ameliyat tekrar yapılması gerekiyor? Şimdi bir, burada tabii tekrarlama mı acaba geçmedi mi ağrıları? Burada buna, bu önemli. Yani bu bir nüks disk mi, rezidü mü? Şimdi burada problem şu. Tabii ki cerrahi %100 hiçbir şey. Bu bir kere bel fıtığında fayda oranı %70-75'lerde. Hasta bacak ağrıları geçiyor. O bel ağrıları %20 kalabiliyor. Bir kere biz ne bekliyoruz? Bu %90'lara kadar cerrahin becerisine... Önceden bu tip ameliyatlarda, hastalıklarda kurgulama çok önemli. Her işte öyle. Mimarlıkta da, mühendislikte de kurgu yapacaksınız. Önce toplayacaksınız, doneri alacaksınız, muayene edeceksiniz. Kafanıza bir kurgu yapacaksınız. O kurguyu hastaya uygulayacaksınız. Bu işlemlerin herhangi bir dönemindeki bir hata, yanlış kurgulama, yani cerrahinin yanlış kurgulanması. Bu eksik olabilir, fazla bir müdahale olabilir, kurgulamada hata olabilir. Tetkiklerde eğer gelen tetkikler sizi yanıltıcı olabilir. Yani doktora gelen tetkikler orada yanıltıcı olabilir. Muayenemizde eksik bir şeyler kalmış olabilir. Hasta bize yeteri kadar şey söylememiş olabilir. Dolayısıyla bu kurgulamamızı etkiliyor. Dolayısıyla sonuçları etkiliyor. Bir, burada bir problem olmuş olabilir. İkinci bir şey hastaya bağlı şeyler. Genellikle bel fıtıkları ve boyun fıtıkları daha az nüksediyor da bel fıtıkları 2 yıllık nüks oranı %4'tür. Yani bu %4'tür. Şişmanlık bunu artırır. Zayıflık da işte %2'leri, %3'lere kadar. 2 yıllık nüks oranı. Bir kere şişmanlık bir faktör. İkinci faktör sigara içme.
Sigara, şimdi millet bana yine böyle sigara getiriyorum. Sigara çok önemli. Sigara çünkü doku iyileşmesini bozuyor. Kolajen doku yapımını bozuyor. Her şeyi bozuyor. Yani vücudun yapımını bozuyor. Sigara içenler de kızmasın. Biz sizleri düşündüğümüz için efendim, sigara içenler, yapılan bilimsel açıklama bunlar. Değerli hocamız da konu uzmanı olarak dile getiriyor. Sigara içenlerde daha fazlasıyla tedavi oranı geç ilerliyor. Doğru mu hocam? Tabii. 3 kat fazla gözüküyor mesela bel fıtıkları, boyun fıtıkları. Yine psikolojik durum. Yani bu mesela biz kendi arkadaşlarla, ben aynı zamanda bir öğretim üyeliği de yapıyorum fizyoterapi ile ilgili üniversite. Şimdi şeyde bu kendi konuşuyoruz. Mesela literatürde yok psikolojik durum. Ama ben kendi tecrübelerimle, yani bir tabii bunu psikiyatristlerle beraber psikoanalizlerle yapmak lazım bunu söylemek için, ama psikolojik durum da etkiliyor. Eğer sizin depresif veya bir üzgün bir pozisyonunuz varsa, bunlarda bel fıtığı çok daha fazla gözüküyor. Şimdi yapılmış çalışmalar var mesela. 40 yaşın üzerinde MR çekilmiş, hiçbir şikayet olmayan. Bunların %36'sında bel fıtığı görmüş. Biz filmde bel fıtığı görmemiz, bunlar illa cerrahi olacak değil. Biz hastaya ameliyat ediyoruz. Ve bunların 40 yaşın üzerinde %16'sında dar kanal var. 60-70 yaşın üzerinde bu oran %34'lere şeylere çıkıyor. Dar kanal oranı %34'lere çıkıyor. Bel fıtığı oranı %50-55'lere çıkıyor. Burada önemli olan ne yapılıyor, ne var hastada, tetkikler ne, ne kurguladık, ne yapacağız şeyini sentezlemeyi yapıp tedaviyi programlamak lazım. Tedavi yapıldıktan sonra hastaya düşen görevler var. Yani nedir? Hastanın, bir ilgi koyalım evet, hocam. Bir, bel egzersizleri, yani bel okul diye bir şey var dünyada. Evet. Yani siz bir bu tip ameliyatlardan sonra muhakkak bir bel eğitim veriyorsunuz. Mutlaka. Kesinlikle bel eğitim vermek evet. lazım. Yani belimizi nasıl kullanacağız? Kolumuzu nasıl kullanacağız? Nasıl yatacağız? İşte demin konuştuk burada arada. Boyuna kol ağrısı var. Televizyon karşısında uyuyor musun dedim kameraman arkadaşa. Uyuyorum dedi. Şimdi zaten uyku yarı ölüm. Adale tonusu yok. Siz boynunuzu şu şekilde veya bu şekilde uyuduğunuz zaman bel fıtıkların en sık, boyun fıtıklarının pardon, en sık görülme nedeni gece televizyon karşısında koltukta kanepede uyumak. O zaman buradan çok önemli bir cümle çıkıyor tabii. Hocam. Koltuk başında televizyon ekranında efendim saatlerce yani. Kalıp uykuya dalıyorsak tehlikelidir. Bakın değerli hocamız açıklamalarda bulunuyor. Evet. Hocam virgül koyalım. Tekirdağ'dan izleyicimiz Münevver Hanım bekliyor. Birlikte dinleyelim, daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü çok önemli açıklamalarda değerli hocamız bulunuyor ve birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Ama Münevver Hanım, öncesinde size merhaba diyelim. Duyabiliyor musunuz? Tekirdağ duyabiliyor mu bizi? Duyuyorum canım. Hoş geldiniz efendim, buyurun, dinliyoruz sizi. Hoş bulduk sizde. İyi günler, hayırlı cumalar. Sağ olun hepimize, dinliyoruz efendim, buyurun. Ben de bel fıtığı var senelerden beri, kendim hastaneden emekliyim. 25 yıl çalıştım. Çok geçmiş olsun. Arkadım başım ben de derken, şimdi bu bel fıtığından daha çok ayaklarıma vurdu. Evet. Bacaklarım şişti. Evet. Çok ağrılarım var, ameliyat olmaya da korkuyorum. Ameliyat dediler. Evet. Fizikten gitti, fayda etmedi. Fizik tedavisi gördünüz, fayda görmediniz. Gördüm, fayda etmedi. Kalçalarım çok ağrıyor, benim. Evet. Sabahleyin kalkınca zor 2-3 adım basınla gidiyorum zaten. 66 yaşındayım, basın kullanıyorum. Şimdi efendim, geçmiş olsun. Size de bundan sonraki hayatta başarılar, sağlık personeli, emekli olmuşsunuz, ne güzel. Şimdi burada tabii burada bir yanılan bir şey var. Şimdi belimin ağrıyor. Tamam, doğru. Filmde çekilmiş fıtık var. Bu ağrıyı bu fıtık mı yapıyor? Şimdi bir kere bunun iyi kurgulanması lazım. Yani işte demin söylediğim ya, orada bel fıtığı zaten gözükebilir sizde yaşınız itibarıyla. Demin oranları verdim. Ama evet. O mu yapıyor? Yani biz bunu tedavi edersek bu ağrısı geçer. Bir kere kafamızda biz bunu şey yapmamız lazım. İkinci neden, bel kaymaları da özellikle bayanlarda, yine Gülay Hanım bana şey yapacak, sigara içenlerde evet. özellikle fazla spondiliz diyoruz, eklemlerin içerisinde ayrışma oluyor. Bel kaymaları da olabilir. Dar kanal patoloji olabilir yaşınızdan itibariyle, ama iyi bir muayene, tabii ki size genç kız gibi olamazsınız. Yani biz sizi ameliyat edelim, işte gidin karda, işte buz şeyde, Uludağ'da kayın, bazı arkadaşlarımız da bu tip şeyleri yapıyor. Genç kız gibi olamazsınız. Ama dayanabilecek kadar ağrı, hayatınızı idame ettirecek kadar ağrıya indirilebilir. Bu iyi bir planlama, iyi bir tetkik, iyi bir muayene,
Daha sonra iyi bir cerrahi. Artık çok iyi yetişmiş doktorlarımız var, beyin cerrahlarımız var, genel cerrahlarımız var, ortopedistlerimiz var. Dolayısıyla doğru yerlerde, doğru kişilerle beraber olup doğru ameliyatlar yapıldığı zaman ve daha sonra da size demin söylediğim gibi işte yapabileceğiniz, sizin yapabileceğiniz şeyler de var. Eğer kilonuz varsa kilo verme, diğer şeker gibi, altta yatan kemik erimesi gibi, metabolik hastalıklar gibi, tiroid, hipotiroidi gibi hastalıkları tedavi ettirip, tansiyonu düzenleyip, daha sonra da hareketli bir yaşama dönmek. Çünkü ölüm tamam ama ölmüyoruz ki, yaşıyoruz. 90 yaşında biz ameliyat yapmazdık, 90 yaşında insanlar geliyor. Bunu ameliyat yapacak mısın? Ama iyi bir 90. Mesela 90 yaşında geliyor, biyolojik yaşı çok iyi, kronolojik yaşı 90. Artık dünyada iki tip yaş var, biyolojik yaş, kronolojik yaş. Biz hep kronolojik yaşa kalıyoruz. Şimdi kronolojik yaş önemli, tamam, ama biyolojik yaş önemli. Yani biyolojik yaşı eğer iyi bir 90'sa kesinlikle ameliyat edilecek. Ve o yaşta da siz eğer formatlanırsanız, ben artık işim bitti, ben artık tamam, ben yaşlandım, ben artık hiçbir şey yapamam, benim artık işim bitti dediğiniz an işiniz bitiyor. Vücut da formatlıyor, ölüme doğru formatlıyor. İşte biz buna hücrelerde apoptoz diyoruz. Ama siz hala yapabileceğim bir işim var. Torunlarımı anlatacağım, onları yola götüreceğim. Veya hala ağrısız, kaliteli bir yaşam. Yani hareketli bir yaşam. Yani sadece doktora, sadece ilaçlara bırakırsanız kendinizi hiçbir şey olmaz. Yani burada birinci aşama sağlık kuruluşu, ikinci aşama sizin kendi yapacağınız işler. Dolayısıyla beraber ortak yapılacak yani bu işler. O zaman buradan şu çıkıyor hocam. Şimdi 90 yaşındaki bir hastayı bile biyolojik yaşı uygunsa ameliyat yapabiliyoruz. Burada tabii. Demek ki beden yaşımız önemli efendim. Yaş 80, 90, 100 fark etmiyor. Yaşımız beden yaşımıza göre 40-50 gösterebilir. Tabii. O zaman tabii bu nasıl? Sağlıklı beslenme, spor, mutlaka su tüketimi ve sigaradan uzak yaşam. Ben yeşil ağacıyım efendim. Sigara kullanmıyorum. Ama sigarayı bırakanları da buradan çağrı yapalım. Mustafa Eras Hocam tabii. Birlikte. Bırakanlar bize ulaşsın. Birlikte de kutlamasını yapalım. Yeni bir hayata başlangıcının. Çünkü bıraktıktan sonra anlayacaksınız ki ne kadar zaman boşa gittiğini. Ama bazen hep psikolojik diyorsunuz. Siz de haklısınız hocam. Kişilerle de konuştuğumuzda kendilerini aslında kötü arkadaş olduğunu zannediyor. Sigarayla kendilerinin düşünce yapısını, işte hayata tutunuşunu yakaladığını dile getiriyorsunuz sohbet ettiğimizde, ama aslında o tutunduğunuz arkadaş sizleri yavaş yavaş geri çektiğini de bilincinde olmamızda, farkındalığımızı yaşamamızda önemli bir rol olması gerekiyor değil mi hocam? Çünkü sigara kötü arkadaş. Bir de meşguliyet. Yani yiyoruz, içiyoruz, spor yapıyoruz ama başka bir şeyle de ruhumuzu da rahatlatmamız lazım. Bizim başka sohbetler, başka bir şeyler, bir şeyle uğraşmamız lazım. Müzik olabilir, resim olabilir. Bir el becerimizi de kazanmamız lazım. Kafamızı başka yerlere de aktarmamız lazım. Bize ne kadar güzel efendim yazıp şiirlerinizi, hikayelerinizi gönderiyorsunuz. Sizler de sosyal etkinlik anlamında bir şiir, bir resim karalama anlamında değil mi? Kendilerine yeni bir hayat, yeni bir kendinize sosyal bir etkinlik efendim kurma imkan. Sizin hem yaşama sevincinizi hem de hayata tutunuşunuzu sağlıklı bir şekilde size destekleyici olacaktır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim böyle programa katıldığın için. Buradaki tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Çok bugün, güzel bir ekibiniz var. Sağ olun. Çok pırıl pırıl herkes burada. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Efendim bugün beyin, sinir, omurilik cerrahisi uzmanı yardımcı doktor Mustafa Eras hocamızla çok önemli konuyu konuştuk. Önemli olan hocamız diyor ki hayatın kaygılarını, vücudunuzdan yükleri atacağız. Sağlıklı uyku çok çok önemli. Sağlıklı beslenme, spor ve sıvı tüketimi, sigaradan uzak bir yaşam, yaşam kalitemizi ve beden kitle endeksindeki hocam çok önemli açıklamada yaşın önemi yok, beden yaşının önemi olduğunu vurguladı. Haftaya efendim pazartesi yeniden birlikte olacağız. Asmalık.